Değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Bugün de Adıyaman'da deprem sonrası koordinasyon toplantımızı yaptık bu akşam. Yine hem bugüne kadar yapılanlar, bugün yapılanlar ve yarın için planlamalarımızı yaptık. Adıyaman genelinde, diğer illerimizde olduğu gibi hakikaten 24 saat çok yoğun bir çalışma var. Adıyaman genelinde maalesef vefat sayımız 3.413. Kurtarılan vatandaş sayımız da 12.825. Yani depremden sonra 12.825 vatandaşımızı da kurtarmış bulunmaktayız. Çok hassas bir çalışma var değerli arkadaşlar. Adıyaman genelinde 2.673 bina etkilenmiştir depremden. Merkezde de 1.005 bina. Bunların %50'si çok katlı bina bunlar. Adıyaman merkezde ve genelinde yaklaşık bunların da yarısından çoğunun tarama işlemleri bitmiştir ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza başladık. Ama önemli bir binada da özellikle hem yaşam kurtarmak için hem de normal vefat eden vatandaşlarımızın daha hassas bir şekilde çıkarılması için hassas bir çalışma yürütülmektedir. Değerli arkadaşlar, tabii tablonun boyutları çok büyük. Ama biz yani bunlar normal bir bina ve içerisinde herhangi bir endişeye mahal verilmeyecek şekilde bir enkaz kaldırma işlemi olsa biz bu kadar büyük bir enkazı 2-3 gün içerisinde rahatlıkla alıp şehir dışına çıkartıp harfiyat alanına çıkarabileceğimiz bir inşaat artıklarından bahsediyoruz. Ama tabii ki burada bir yaşam kurtarıyoruz. Bugün bile akşam saatlerinde bakın 112 saat sonra yine kurtarmış olduğumuz bir vatandaşımız var. O yüzden hakikaten hem olası bir vatandaşımızın canlı olarak kurtarılması ve vefat eden vatandaşlarımızın daha hassas bir şekilde enkaz altından çıkarılması için çok hassas bir mücadele verdiğimiz için vakit ve zaman bizim için gerekli. Ama bu endişeler kalktıktan sonra inanın buradaki çalışma çok hızlı bir şekilde bitip bu şehri inşallah yeni konutları yapımını gündeme getirip artık onları konuşacağımız günler yakındadır. İlçe il genelimizde hem merkez de dahil, ilçeler de dahil hakikaten hem personel açısından hem araç, ekipman, iş makinesi açısından hiçbir ihtiyacımız yok bugün itibariyle. Enkaz kaldırma işlemine başlamadığımız hiçbir yıkım ve inşaat ve bina yoktur değerli arkadaşlar. Tam 25 binin üzerinde çalışma arkadaşımız yani gönüllü, bunun içerisinde uzman arkadaşlarımız ve bunun içerisinde de 1100 tane de yabancı ülkelerden gelmiş profesyonel dostlarımız burada enkaz kaldırma çalışmalarında bizlere yardımcı olmaktadırlar. Yani bugün için hiçbir araç, ekipman yeterli sayıda vardır. Ayrıca Adıyaman genelinde yardımlar konusunda da hakikaten vatandaşımız büyük bir duyarlılıkla buraya akın etmiştir ve bu yardımlarını akın akın göndermektedirler. Fazlasıyla bugün için yetecek kadar da yardım miktarı ve ihtiyaç olan İAŞ için de her şey vardır. Ve günlük yaklaşık 500 bin öğün yemek çıkarılmaktadır. Yani bütün vatandaşlarımıza yetecek kadar bugün Adıyaman'da yemek rahatlıkla çıkarılıp servis edilmektedir şehir içerisinde. Bazı eksiklerimiz olabilir. Onları da kısa zamanda gidereceğiz. Elektrik sorunumuzu ilçelerimizin çoğunda tamamen çözdük. Bazılarını da kısmen çözdük. Onları da birkaç gün içerisinde tamamını çözmüş olacağız. Merkezde %75 oranında elektriği vermiş bulunmaktayız. Geriye kalan da zaten enkazın olduğu bölgelerdir. Yani şu ihtiyaç olan kesimlerde elektrik ihtiyacımızı da gidermiş bulunmaktayız. Özel bir çalışma var değerli arkadaşlar. Hakikaten çok yoğun çalışılıyor. Teknik bir çalışma. Uzman profesyoneller tarafından yapılıyor. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu iş en doğru şekilde bilimsel kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Yani öyle birilerinin gelip bir enkazın başında Adıyaman'da fotoğraf çektirip dezenformasyon yapılacak bir konu değildir. Çok hassas ve çok insani bir durum var burada değerli arkadaşlar. Biz sorumluluk makamında olan insanlar olarak ve bilimsel olarak bu enkazı en doğru bir şekilde kaldıracağız. Dünyanın en büyük projelerini yapan bir hükümet olarak, dünyanın en gözde mühendislik başarılarına imza atmış bir ülke olarak bunun en iyisini yapan ülkelerin başındayız. O yüzden her geçen gün daha iyiyiz. Bugün son derece iyiyiz. İnşallah bu performansla bu işin üstesinden en kısa zamanda kalkacağımızı herkes emin olsun. Vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Milletimize, onun dualarına her zaman ihtiyacımız var. Ama burada devlet, millet el ele hakikaten çok profesyonel bir işlem yürütüyoruz.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da Adıyaman ziyareti oldu. Bu da bizlere hem Adıyaman'a büyük bir moral ve motivasyon verdi. Hem burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve direktiflerini de verdi. Hepimizin amacı bu dünyanın en büyük afetiyle karşı karşıya kalan ülkemizi bu üstesinden gelerek inşallah burayı normal yaşam alanına döndürene kadar inşallah bu işleri hızlıca bitirip vatandaşlarımıza rahat bir Adıyaman ve güzel bir Adıyaman teslim etmenin çabası içerisindeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Çalışmalarımızın özetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız açıkladı. Bugün itibariyle geldiğimiz nokta düne göre çok daha iyi. Arama kurtarma çalışmalarımız çok hızlandı ve çok hızlı şekilde hareket edebiliyoruz. Dün, bugün sağ vatandaşlarımızı çıkardık. Mucizeler gerçekleşiyor. Onun için hassasiyet devam ediyor arama kurtarma çalışmalarında. Bu da tabii beklenen hızda ilerlememizi engelliyor. Ama ümit ediyorum bundan sonra da güzel haberler almaya devam ederiz. Şu an itibariyle ikinci aslında bir taraftan da şu an kış aylarındayız. Tabii evleri yıkılan, ağır hasar alan ve orta hasarlı olan, içine girilemeyecek fakat yaşamını sürdürmesi gereken vatandaşlarımız var. Bir taraftan da bunun planlamasını yapıyoruz. Az önce koordinasyon toplantımızı bitirdik ve artık Adıyaman'da bir taraftan da konteyner kentleri nasıl kurulacağı, yeni Adıyaman'ın nereye kurulacağı, nasıl planlanacağı bir taraftan da bu tartışmaları artık yapmaya başladık. Çünkü şehri hızlı şekilde inşa edip o süre zarfında da insanların hayatlarını idame edeceği geçici yapılarında bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. Sadece burada değil, ülkemizin diğer illerinde de büyük bir gayret var, büyük bir kenetlenme var ve biz Adıyaman'daki çalışmaları, arama kurtarma faaliyetlerini önümüzdeki kısa bir süre içerisinde çok büyük bir oranda tamamlama noktasına gelmiş olacağız ve bu noktadan sonra da temizleme, harfiyatın kaldırılması ve planlama kısmına geçiyor olacağız. Bu süre içerisinde yapılıyorken buradaki vatandaşlarımıza yapılacak olan yardımlar, konteyner kentlerin planlanması, şehrin planlanması, hasar tespitlerinin yapılması, listelerin çıkartılması gibi ilgili kurumlar da çalışmalarını şu an yapıyorlar. Onlar da eşanlı bir şekilde ilerlemekte. Burada bir şey daha ifade etmek isterim. Alanın büyüklüğü bizi odak noktasında yoruyordu. Şu an daha iyi organize olmuş durumdayız. Şöyle şeyler bazen konuşuluyor, yazılıyor. İşte su yok, doğalgaz yok, elektrik yok gibi açıklamalar yapılıyor. Değerli arkadaşlar, buradan her şeyi açık, net bir şekilde insanlığımıza, vatandaşlarımıza duyurmak, anlatmak durumundayız. Şimdi doğalgaz biliyorsunuz yanıcı bir şey. Binalar çökmüş, içerisindeki tesisatlar patlamış, kopmuş. Oradaki doğalgazı açtığınız zaman onun neye sebebiyet vereceğini, patlamaya mı sebebiyet verecek, yangına mı sebebiyet verecek bunu bilemiyorsunuz. Az önce Enerji Bakanımız da buradaydı. Bu konuyu onunla da konuştuk ve şunu söyledi. Japonya'da geçmişte bir deprem oldu ve doğalgazdan kaynaklı depremde hayatını kaybedenlerin yarısı kadar insan doğalgazdan kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybetti. Şimdi tabii bu açıklamalar yapılıyorken bu boyutunu kimse düşünmüyor. Yoksa buna içe verip doğalgaz açmak kolay. Ama onun sebebiyet vereceği sonuçları düşünmek durumundasınız. Bir taraftan burada hayat kurtarmaya çalışırken diğer tarafta insanların hayatını kaybetmesine sebep olamayız. Bir diğer konu su meselesi. Şimdi değerli arkadaşlar hala enkaz altında insanlar var. Bu suyu açtığınız zaman bu su bütün şebekenin içerisinde o enkazın altında enkaz altında kalan yerlere kadar gidecek. Orada tesisatlar kırıldığı için su enkazın içerisinde dolabilir. Orada yaşayan insanlar sudan kaynaklı hayatını kaybedebilir. Bunu bir taraftan düşünüyorsunuz ki veya şehrin şebekesinin tahribatı olduğu yerlerde bu su dışarı çıkacaktır. Şehrin içerisinde ayrı bir tablo ortaya çıkacak. Şimdi bunu düşünüyorsunuz ki bir taraftan insanları çıkardıktan sonra hasar tespitini yapıp suyu ona göre açacağız. Biz buna rağmen kademeli olarak
belli yerlere suyu vermeye de başladık. Bunu da ifade etmek isterim. Bir diğer konu elektrik meselesi. Bakanımız hangi oranlarda elektrik verildiğini anlattı. Şimdi hasar olan yerlerde bunu da açtığınız zaman bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri var. Bir tarafın enkaz altında insanlar var. Şimdi bu elektriği verdiğiniz zaman kablolar kesilmiş. Hem arama kurtarma faaliyetlerini yürüten insanların hayatını riske ediyorsunuz. Hem de enkaz altında olan insanların hayatını riske edebilirsiniz. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Önce enkazı alıp o kopan bağlantı iletim hatlarını birleştirip ondan sonra açmak durumunda kalıyorsunuz. Özellikle yıkımın olduğu yerlerde. Bunu şunun için özellikle anlatmak istiyorum. Tabii dışarıdan bakıldığı zaman bu bir eleştiri konusu olarak açıklanıyor. Ama işin gerçekliği, arka planı bu teknik olarak bu zaruretlerden kaynaklı burada adım atılıyorken imtina ediliyor. Yoksa bu arama kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra gereken adımlar daha hızlı atılacaktır. Özellikle bunu vatandaşlarımızın, Adıyaman'da yaşayan sakinlerimizin bilmesini istiyorum. Dün söylemiştim, bugün bir daha söyleyeceğim. Özellikle bulvar olarak nitelendirdiğimiz Adıyaman'ın ana caddesi, valiliğin olduğu o caddeye lütfen vatandaşlarımız özel araçlarıyla gelmesinler. Orada iş makinalarının, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürmesine imkan versinler. Zamanla yarışıyoruz. Onların oraya gelmesi bizim işimizi kolaylaştırmıyor, işimizi zorlaştırıyor. Gönüllü olarak gelen arkadaşlarımız da lütfen araçları oraya gelmesinler. Profesyonel arama kurtarma faaliyetlerinin içerisinde yer alan ekiplerimizi oraya alıyoruz. Bu hassasiyetimizi bütün burada şu an bulunan veya dışarıdan gelen tüm vatandaşlarımızın riayet etmesini bekliyoruz. Çünkü 112 saat sonra bir yaşam kurtuldu. Dolayısıyla ilerleyen saatlerde de belki bir yaşam daha, belki farklı yaşamları da kurtarabiliriz. Her gecikme bizim aleyhimize çalışıyor. Bu hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Yarın yine hem jandarma birlikleri hem de emniyet güçleri trafik konusunda gerekli tedbirleri alacaklardır. Onların aldığı tedbirlere de sürücülerimizin riayet etmesini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.